Başladı. Evet, kıymetli hemşerilerim, şu anda dün akşam canlı yayında, yarın saat 1.30'da bütün adayları noterin önüne davet etmiştim. Şu anda saat 1.30 ve benden başka hiçbir aday yok gördüğünüz gibi. Evet, biz sözümüzün arkasındayız. Biz sözümüzü tutarız ve sözümüzü de tutacağız ve taahhütümüzü yerine getireceğiz. İnsanlar da kimin memleket sevdalısı, kiminin memleket sevdalısı olmadığını görsün. Kimin buraya gerçekten hizmet etmek için geldiğini, kimin ise buradan gelir elde edip hayatını değiştirmeye çalıştığını ve hayatını daha iyi noktalara taşımaya gayret ettiğini görsün. Kimin bu memlekete bir şeyler katmak için geldiğini, kimin bu memleketten bir şeyler almak için buraya talip olduğunu insanlar görsün. Hep beraber notere geçelim. Evet. Merhaba. Tamam. Kimliği alalım. Başkanım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Dün akşam müsait olunca inşallah şey yapalım. Tamam Mehmet abi. Tamam abi, görüşürüz. Kıymetli kardeşim, dün akşam ben canlı yayında İzledim abi. Kazandıktan sonra 5 yıl boyunca maaş almayacağımı, evet, bu aldığım maaşı öğrencilere burs olarak dağıtacağımı taahhüt etmek için geliyorum. Bununla ilgili noterde taahhüt edebilirim değil mi? Şimdi noterde taahhüt edersin de abi, çok yüksek bir meblağ çıkıyor ödemen yalnız. Şu anki aldığınız ücretten hesaplarsak. Şimdi bir beyan olarak yazalım. Bir beyan olarak, yani ben 5 yıl boyunca rakam belirtmeden maaş ne olursa olsun dediğimiz zaman herhangi bir sorun çıkmaz orada. Yani beyan siz öyle yapın yazalım derseniz öyle yapalım. Öyle yaparım. Beyan olarak, beyan olarak yazalım. Tamam. Hani sen rakam olduğu için rakam harcından dolayı aynen diyorsun öyle değil mi? Aynen. Mesela atıyorum 100 bin olursa ona göre şu anda tam maaşın ne olacağı kestiremediğin, evet, için. O yüzden bence biz beyan olarak, noter kaydı olarak alalım. Tamam. Beyan olarak yazalım. Tamam. Diyelim ki ekinizüne belediye başkanı olarak seçildiğin takdirde 5 yıl boyunca alacağın maaşı öğrencilere burs olarak verme adına taahhüt ediyorum diyelim. Nasılsınız? Ne var ne yok? Aynı çalışmaya devam ediyorum. Değişen bir şey yok. Aynen. Allah razı olsun. Ekinizi belediye başkan adayı olarak Ekinizi belediye başkanı olduğum Almış olduğum maaş ne olursa olsun. Hı-hı, evet. Ya da alacağım maaş ne olursa olsun. Onu yazayım başkanım. Hı-hı. Alacağım maaş ne olursa olsun. Hı-hı. Öğrencilere burs olarak dağıtacağım. Almış olduğum maaşını taahhüt ederim. Tamam, devamla taahhüt ederim. Aynen. Tamam başkanım. Bekletmek istediğiniz başka bir şey var mı başkanım? Ekinözü belediye başkan adayı olarak Ekinözü'ne belediye başkanı olduğum takdirde alacağım maaş ne olursa olsun öğrencilere almış olduğum maaşımı burs olarak dağıtacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kesinlikle doğrudur. Lütfen çıkartalım. Şuraya okudum yazı, altına imza atar mısın başkanım? Alt kısmı şuraya. Şuraya atayım. Evet. Alttaki kağıda da aynısı. Buna da okudum imza diyor, evet, değil mi? Evet. Bir de okuyayım isterseniz. Tabii ki de. Evet. Şu işlem alanındaki imzalanan TC işlemi
11.09.2023 geçerli. Bilmem ne numaralı emniyet savcılığında 125 milyon harun şu an kişiye ait olduğunu belirttim. Ekinözü belediye başkan adayı olarak Ekinözü'ne belediye başkanı olduğum takdirde alacağım maaş ne olursa olsun öğrencilere almış olduğum maaşı burs olarak dağıtacağımı kabul ve beyan ederim. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. İnşallah Allah nasip ederse öğrencilerimiz sebeplensin. İnşallah hakkınızda hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kapatmayalım. Evet. Kalemi de vereyim. Evet. Ben taahhütümde bulundum. 1.30'da burada oldum. Arkadaşların kendi takdiri, kendi değerlendirmesi. Ben bana düşeni yaptım. Bu halkın da kendine düşeni yapacağından eminim ve buna inanıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim.